Merhabalar. Bugün tadı çok güzel olan, ağzınızda kıyır kıyır dağılacak olan bir poğaça yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler 200 mililitre krema. Bu krema kutu içinde satılan kremalardan kullanabilirsiniz. Bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hem yapımı çok kolay, hem malzemesinin az olmasına rağmen tadı da bir o kadar güzel bir poğaça. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz tercihinize göre sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bir yumurta. Bir yumurtanın sarısı yüzüne sürmek için beyazını içine ilave ediyorum. Hamurun içine ilave ediyorum. Fiske tuz ya da yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Mahlil, kabartma tozu ve un ilave edeceğim. Yavaş yavaş bütün malzemenin hepsini karıştırıyorum. Kabartma tozunu unun üzerine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Mahlebimi de ilave ediyorum. Mahlep isterseniz kullanmayabilirsiniz ama ben o pastane kokusu gibi kokusunu çok seviyorum. Tabii ki tercih sizin. Evinizde olmayabilir ya da çok sevmeyebilirsiniz. Unu ilave ederken her zaman için kontrollü ilave edin. Biraz daha un ilave ediyorum. Ben sade yapacağım ama isterseniz içine peynir veya farklı bir iç malzemesi kullanabilirsiniz. Hamuru yoğurdum. Ne çok sert ne de yumuşak bir hamur oldu. Bundan beze yapıyorum şimdi. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Siz bezenizi yaparken fırınızı çalıştırmayı unutmayın. Çünkü sıcak fırına süreceğim. Sıcak fırında 175 santigrat derecede pişireceğim inşallah. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyorum. Poğaçalarımın daha güzel gözükmesi için bıçak yardımıyla üzerine kesikler atıyorum. Bu kesiklerden biraz daha böyle daha güzel kabaracak. Çatlak çatlak olacak. Ve yine tercihe göre ben susam serpiyorum. Siz de serpin isterseniz. Poğaçalarım hazır. Fırınım da ısındı. Hemen fırına sürüyorum. 175 santigrat derecede pişireceğim. Sıcak fırında. Poğaçalarım pişti. Yaklaşık 15-17 dakikada pişti. Hemen göstereyim size.